Merhaba, yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bu videomda da Finlandiya vizesi hakkında bilgi vermeye sizlere devam edeceğim. Bu defa işlediğim vize konusu eş için oturma izni ve aranan şartlar nedir? Onu size açıklamaya çalışacağım. Aile bireyleri için Finlandiya vizesi başvurabilirsiniz. Yani oturma izni başvurusunda yapabilirsiniz. Aile bireyleri kimlerdir? Onlardan başlamak istiyorum. Çünkü çekirdek aile olarak Finlandiya'da ailenin tanımı öyledir. Buna akrabalar vesaire girmiyor. Aile tanımını önce ben sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Eğer ki diyelim ki Finlandiya'da bir eşiniz var ise ve onunla evliyseniz aile bağlarını gerekçe göstererek orada oturma izni alabiliyorsunuz. Evliliğiniz kayıt edildiyse kayıt olarak nikah kabul edilebilir veya 2 sene en az 2 sene beraber aynı evde oturduğunuzu ispatını yapabilmelisiniz. Bir de ayrıca aynı cins yani hem cins evlilikleri Finlandiya kanunlarınca kabul edilmektedir. Onlar da aileden sayılmaktadırlar Finlandiya'da. Şimdi aile olarak çekirdek aileye baktıkları için bu ailenin çocukları için, eşi için, eşleri için bu aile bağları gerekçe gösterilerek oturma izni başvurulur. Örneğin kardeşiniz için, bu yetişkin olan kardeşiniz için böyle başvurular reddedilir. Bu sadece çekirdek aile için gerekli olan verilen oturma iznidir. Finlandiya'da yaşayan eşiniz Fin vatandaşı da olabilir veya Türk vatandaşı da olabilir. Başka bir ülkenin vatandaşı da olabilir. Yeter ki siz onun eşi olduğunuzu ispatlayın. Diyelim ki Türk vatandaşı olan bir eşiniz Finlandiya'da yaşıyorsa o Türk eşiniz aile bağını dayanak göstererek sizler için vize almanıza uygun şartı yerine getirmiş olur. Bu kişiyle illa da evli olmanıza gerek yoktur. Şartlardan bir tanesi odur. Ama aranan şart ortak bir çocuğunuzun olmasıdır. Bu da sizin vize almanız için yeterli bir gerekçe ve koşul oluşturmaktadır. Eşinizle Türkiye'de diyelim 2 sene beraber yaşadınız ama evli değilsiniz. Bunu nasıl ispatlayabilirsiniz? Yaşadığınız siteden, yönetimden, daha doğrusu en garantisi odur diye tahmin ediyorum. Nüfus dairesinden bu belgeyi almanız. Beraber kira sözleşmesi sizin kanıtlamanız da yeterlidir. Beraber yaşadığınız dair. Ama en az 2 yıl beraber yaşamanız lazım. Ama nikahsız yaşamanız yani nikahlı olmamanız şartı bir şekilde onun da önüne bir engel çıkıyor. Sizin her ikinizin de başka birisiyle evli olmaması şartını getiriyor. Siz 2 yıldır evli birisiyle ilişki ve beraberlik yaşamış olabilirsiniz. Ama evliyseniz, başka birisiyle evliyseniz, o eşiniz ya da siz veya her ikiniz de evliyseniz vize alamıyorsunuz. Vize almanız için bu da yetmiyor. Finlandiya'da yaşayan eşinizin yeterli gelire sahip olması lazım. Yani onun işsizlik aylığı ile sizi Finlandiya'ya götüremez. O yüzden vize alamazsınız, oturma izni alamazsınız. Gerekli miktar göç idaresinin internet sitesinde bulunmaktadır. Bu miktarları şimdi vermiyorum ben size çünkü bunlar güncellendiği için şimdiki verdiğim miktar sonradan bu video seyreden arkadaşları yanıltmasın. Göç idaresinin internet sitesi ise migri.fi'dir. Oradan kontrol edebilirsiniz. Eşiniz mülteci statüsünde ise Finlandiya'da bulunan eşiniz aynı şart ondan da istenir. Yani onun da yeterli bir geliri olması gerekiyor. Bazı durumlarda istisnai kararlar verilebiliyor. Bu özel durumlar hakkında çok ağır basan bir sebepleriniz olması lazım. Buna örnek veremiyorum çünkü bilmiyorum. Belki de özel durum olarak çok ölümcül hastalık da olabilir, başka bir şey de olabilir. Kendimce fikir yürütüyorum şimdi. Bunu bilemediğim için sizi yanlış yönlendirmek istemediğimden dolayı örnek vermiyorum. Burada anlatmak istediğim eğer mülteci statüsünde bulunan bir eşiniz varsa Finlandiya'da ona da dayanak göstererek siz de vize alabilirsiniz Finlandiya'da yaşamak için. Bunun şartları da en az 2 yıl birlikte beraber yaşamanız ya da ortak çocuğunuzun olmasıdır. Eğer mülteci statüsünde ise sığınmacı farklıdır, mülteci farklıdır. Sığınmacı mülteci kararını bekleyen kişidir genelde. Eşiniz 2016 yılından önce 1.7 2016 yılından önce sığınma ya da kota da
dahilinde mülteci kamplarında mülteci statüsü alıp Finlandiya'ya geldiyse ve Finlandiya'ya gelmeden önce evliyseniz veya beraber bir aile bağınız varsa bu kişilerden Finlandiya'da yeterli gelir, yeterli gelirleri olması şartı istenmez. Eğer eşiniz 1.7.2016 yılından sonra mülteci statüsü aldıysa eşinizin başvuru kararı geldikten 3 ay içinde oturma izni başvurusu yapmak zorundasınızdır. 3 aylık süre eşiniz karar bildirimi alır almaz başlar. Bunlara çok dikkat edin. Eğer 3 ay geçirdiyseniz belli bir sebeplerden dolayı bunun açıklamasını yaparak da gene vize başvurusunda bulunabilirsiniz. Eğer bunda geç kalırsanız, 3 ayı geçirseniz yeterli gelir koşulu sizden istenecektir. Bunu aklınızda iyi tutun diyorum. Eşiniz Finlandiya'ya geldikten sonra evliliğiniz gerçekleştiyse gene geçim koşulu sizlerden ya da eşinizden istenecektir. İstisnai bu durumlarda da yapılabilir. Eğer ortak çocuğunuz vesaireniz varsa çocuğun menfaatleri göz önünde tutularak istisnai kararlar verilebilir, vize verilebilir. Tabii bu istisnai durumlar nedir? Onu siz iyice araştırın ya da istisnai durumlar nedir? Bunu ben bilmiyorum. Sevgiliyseniz sevgili olmak vize almanıza gerekçe olamıyor. Çünkü sebebi ise gönül ilişkisinde bulunduğunuz kişiler aile olarak tanımlanmıyor Finlandiya kanunlarına göre. Ama bazı istisnai durumlarda da geçici B statüsünde oturma izni alma imkanınız da bulunmaktadır. Gene sevgiliyseniz ama ciddi yönde ilerliyorsa ilişkiniz, evleneceğinize dair makamları, memurları, bu kurumu ikna edebilirseniz de oturma izni alma olasılığınız vardır. Burada da gene yeterli bir gelir sizden, eşinizden istenmektedir. Özetlemek gerekirse Finlandiya'da çekirdek aileyi sadece aile olarak tanımlıyor Finlandiya kanunları. Yani ben evliyim diyelim, yetişkin bir bireyim, kardeşimi ben Finlandiya'ya aile bağı gerekçesiyle aldıramam. O kişi kardeşim yani vize alamaz. Sadece bundan eğer benim Finlandiya'da ya da ben Türkiye'deysem Finlandiya'daki eşim gerekli koşulları yerine getiriyorsak o zaman vize başvurusu hakkım, daha doğrusu vize alma hakkım bulunmaktadır. Bir de hem cins evlilikleri de Finlandiya kanunlarına göre geçerlidir. Hem cins evliliklerini fazla açmama gerek var mı bilmiyorum. Kısaca lezbiyen evlilikleri, homoseksüel evlilikleri diyebilirim. Ben bu terimleri yanlış kullanıyor olabilirim. O arkadaşlardan da özür dilerim eğer yanlış kullanıyorsa. Çünkü birçok kişi bilmez. Bu konular özel hayata girdiği için medyadan da okuyamazsınız. Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto eşcinseldir. Eşcinsel beraberliği vardır bu kişinin örnek olarak. Eğer böyle bir şey Türkiye'de olsa o kişinin siyasi hayatını bittiğine ben hayal edebiliyorum. Siz de hayal edebiliyorsunuz. Düşünün herhangi bir politikacının böyle bir ilişki içinde olduğunu Türkiye'de. Gene oturma izinleri, başvuruları, diğer vize başvuruları gibi Enter Finland sitesi üzerinde yapılıyor. Gene kimliğinizi kanıtlamak için en geç 3 ay içinde temsilciliğe, Finlandiya temsilciliğine gidip kendinizi, kimliğinizi kanıtlamak zorundasınız. Tekrar ediyorum burada da diğer videolarımda olduğu gibi Enter Finland sitesinde bir hesap açacaksınız. Bu hesabı sık sık kontrol edin. Çünkü oradan iletişime geçeceksiniz gerekli makamlarla. Bazı şüpheli durumlarda da oturma izni alamazsınız. Evli de olabilirsiniz. 2 sene de beraber yaşayabilirsiniz. Ama o makam sizden kağıt evliliği yaptığınızı dair şüphe duyarlarsa size vize vermezler. Bunlardan bir tanesi aranızda çok yaş farkı olmasıdır. İlla budur demiyorum ama şüphelenirlerse vermezler. Kısa bir tanışma süresinden sonra hemen evlilik yaptıysanız gene bu da şüpheli bir durumdur. Kağıt evliliği olarak kabul edilebilir. Ve o kişinin başından diyelim ki bir kişinin başından normal insandan daha fazla evlilik geçmişse, evlenmiş ve boşanmış ise yetkili bunu para için yaptığına dair şüphe duyabilir. Oturma izniniz red geldiyse gene hakkınız burada bitmiyor. Bunu temiz ettirmek için kararın değişmesi için itirazda bulunabilirsiniz. Onunla ilgili gerekli bilgileri kararla beraber size vereceklerdir. O kılavuzu nasıl ve bu itirazı nasıl ve nereye yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Aile bağları
olmaları gerekçe gösterilerek vize başvurusu hakkında sizlere bilgi vermek istedim bu videomda. Umarım bu videolarım sizlere yardımcı oluyordur. Bu video fikrini, daha doğrusu bu istekleri birçok arkadaşım bana yapmıştı. En son olarak İzmir'den Tuncel arkadaşım istedi. Onun isteği üzerine yapıyorum ben bu videoyu. Daha doğrusu bu videoları. Umarım birçok kişiye yararlı olurum diye düşünmekteyim. Bir sonraki videomda ise Finlandiya'ya sığınma nasıl yapılır? Mültecilik, kota mülteciliği hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Gene dilim döndüğünce. Eğer ilgi duyuyorsanız bu konulara, kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Yayınladığım yeni videolardan ilk olarak siz haberdar olma şansına erişin diyorum. Videoma ilgi duyabilecek arkadaşlarınıza videomu ve videolarımı sosyal medyada onlarla paylaşmanızı sizlere önermek istiyorum. Ki hem aynı zamanda bana yardımcı olursunuz. Birçok kitleye, daha çok insana sizler sayesinde bu videolarımı ulaştırabilirim. Eğer aklınıza takılan sorular olursa yorumlarınızı elbette bekliyorum. Elimden geldiğince onlara bilgim dahilinde cevaplamaya çalışırım. Bilmiyorsam dahi sizler için araştırırım. Şimdilik sizlere veda etmek istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.